İstanbul'da yenilenecek seçim öncesinde adaylar arasındaysa 31 Mart polemiği yaşanıyor. Binali Yıldırım'ın sandık kurulu başkanlarına yönelik iddialarına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Seçim günü olan en büyük hile 3 pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Çaldılar diyor, Ramazan ayında diyor. Ben hayatta hiçbir şey çalmadım. Yalan söylemek, iftira atmak. Büyük günah. İstanbul adayları arasında yeni bir polemik başladı o sözlerle. Binali Yıldırım'ın iddiasına Ekrem İmamoğlu Karadeniz fıkrasıyla karşılık verdi. Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. Çıkmış kabinden bakmış ki müdür manidar bak yani gene bize oy vermeden hani tipinden ondan bundan diyoruz ya. Ha böyle bakacağını anladım. Yırttım orayı getirdim sağ demiş. Yani yine oyu nasip olmamış. 33 gün sonra yeniden sandık başına gidecek Megakent. Kampanya döneminin başlıca konusuysa iptal edilen 31 Mart'taki sonuçlar. Gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Düzeltmeden de sandığı teslim edemiyorlar torbayı. Şimdi iptalleri tekrar sayınca çoğu boş çıkıyor. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislikle uğraşan yani bu kadar makam inanın şaşkınlıkla dinledim. Yapmayın. Olmaz. Milletin aklıyla oynamayın. İki adayın yoğun mesaisi de sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Binali Yıldırım sosyal medya üzerinden bir aileyi evine davet etti. İftar yemeğinde ağırladı. Kızı, gelini ve damadı da sofradaydı. Bir şansımı deneyeyim dedim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. İlk önce ona çok şaşırdık. Hani eviniz, özeliniz, ailenizi. AK Parti adayı Çengelköy'de sahur programına da katıldı. Afiyet olsun. Niyet hayır, afiyet hayır.